Günaysın da yine birlikteyiz sevgili izleyiciler. Evet, her zaman olduğu gibi bu bölümde yine konuklarımız var. İlk konuğumuz Gürsu Minibüsçüler Odası Başkanı Recep Kaya. Hoş geldiniz diyorum ben. Hoş bulduk Aysen Hanım. Evet, uzun bir zamandan beri Gürsu'lu minibüsçülerin durak problemi olduğu basında sürekli dile getiriliyor. Bana gelen maillerde de bunu görüyorum. Nedir sorun? Şimdi ilk önce Lale TV ailesine teşekkür ederim bu programda bizi davet ettiğiniz için. Tamam. İlk önce Türkiye'mizin şu an yaşamış olduğu sıkıntılar var. Ankara'da yaşanan olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Amin. Şimdi konumuz Doğu Garajı'ndan ilgili minibüslerimizin sorunları. Biz Büyükşehir Belediye'mize birkaç defa başvurduk UKOME kuruluna. Dedik ki Doğu Garaj kapatılmak isteniyor. Kapatılmak istendiği Doğu Garajı'ndan biz alternatif olarak birkaç tane yer bulduk. Buralardan bu hizmeti devam ettirelim, sürdürelim dedik. Büyükşehir Belediyesi de olumsuz yanıt verdi. Yani gerekçesi yok, sadece olumsuz. Şimdi Doğu Garajı Yıldırım bölgesinde Evet. sadece Gürsü ve Kestel minibüslerinin barındığı yer değil mi? İnegöl, İnegöl'de Yenişehir, var. O hepsi var. tabii ki Narlıdere arabaları buradan Doğu etabının yolcularını taşıyorlar. Tamam. Şimdi Büyükşehir Belediyesi hangi gerekçeyle bunu buradan kaldırmak istiyor? Yani bu kadar ilçeye giden araçları nereye koyacak? Şimdi Büyükşehir Belediyesi metro yaptı. Tamam. Ankara yolunda metro var. Doğru. Diyor ki her bölgenin önünden metro istasyonu yaptım. Siz sadece metro istasyonuna kadar gelin. Paralel değil de dikey çalışın. Anladım. İnsanlar Doğu Garajı'na minibüsten binmeyecek, metroya binecek, gelecek. İşte Evet, Gürsü'ye şehre. gidecekse Aroma'nın orada inecek. Aynen Aroma'nın öyle. oradaki metro durağında inecek. Sizler onları oradan alıp Gürsü'ye ulaştıracaksınız. Doğru mu anladım? Doğru. Şimdi Gürsu ilçesi aşağı yukarı 80 bin nüfusa sahip bir ilçe. Türkiye'nin de en çok göç alan ilçesi yakın zamanlardaki istatistiklerle ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu ilçenin 80 tane minibüste biz yolcuyu ancak taşıyoruz. Bu minibüsleri arka arkaya dizseniz, belediyenin belirtmiş olduğu duraktan tekrar Gürsü'ye dönse birbiri arkasında ancak dönebilir. Yani hiçbir araba bir günde bir turdan fazla atamaz. Ve hiçbir araba da para kazanamaz. Esnafın öleceği bir yatırıma nasıl evet diyelim? Belediye diyoruz ki bize bir çare bul. Yani diyor. Burada çare nedir? Merkezde çalışan arabaların hiçbiri mahallelerinde çalışmıyorlar. Hepsi Bursa'nın santral garajına, ulu yoluna, belirli noktalarına geliyorlar. Bizim de bu doğal hakkımız. Peki bunu yetkililerle görüştünüz mü? UKOME Genel Sekreterimizle, Evet. Burlaş Genel Müdürümüze defaatlerce ilettik. Ancak tabii ki Doğu Garajı kapanmasını engellemeye çalıştık hep biz. Evet. Ama Doğu Garajı kapanması ile ilgili telefik projesi var Büyükşehir'in. Saygı Evet. duyarız. Çok güzel bir proje. Biz de destekliyoruz projelerini Büyükşehir'in. Kapansın ama biz de Büyükşehir'in yeni yaptığı eski Balıkhane'nin köşesinde bir cep oluşturulabilir. Gürsü arabaları oradan kalkabilir. Şöyle bir önerim de var benim. Yani Bursa'da 1534 tane taksi dolmuş var. Hepsi taksi olmaya çalışıyor şu anda projeyle. Hepsi de başka başka yerlerde kalkıyor. Eskiden Bursa'da Gürsu bir yerden kalkardı. Kestel, Yenişehir, İnegöl dağılırdı. Biz de arabaların sayılarını azaltalım. Belli yerlerden kalkalım. Belediye bize öneri yapsın. Ama Bursa merkezden kesmesin. Bağımızı Bursa merkezden kesmesin diyorsunuz. Mesela eski fakülte var, lambaları var. Evet. Eski fakülteden yukarı eğitim caddesi var. Sağ 152 evler. 152 evlerden Tatarlar Köprüsü'ne bağlantımız var. Bizim eski güzergahlarımız hep Tatarlar Köprüsü, Evet. Yıldırım'dı. Evet. Bizim halkımız oraları istiyor esasında. Biz oradan bir ring yapabilsek, oradan ring yaptığımız zaman ne olur bizim ring yaptığımız zaman halkımız oradaki belediyenin tramvayına binmiş olur. Cumhuriyet Caddesi'ne giden. Gene biz belediyeyi destekleriz. Hani Gürsu'nun ağzında değil de orada destekleyelim, ne fark eder? Doğu Garajı'nın etrafındaki sıkıntı, dönüşte Ankara asfaltına bağlandığı zamanki sıkıntı, Gürsu'nun ya da oradan geçen minibüslerin sıkıntısı değil. Şimdi Yenişehir, İnegöl otobüsleri de oradan kalkıyor. Onları Evet. terminale alırlar. Yani belediye ilk önce içinden seçip sıkıntılı olanları ayıklaması lazımken tümünü ayıklamaya çalışıyor. Peki diğer ilçelerin tepkisi var mı? Burada en büyük tepki Gürsu ve Kestel'in var. Gürsu ve Kestel Büyükşehir'in bir mahallesidir. Yani şu anda bizim dibimizdeki İsa Bey'le aramızda 1 kilometre yok.
İsa Bey'den kalkan arabalarımızın hepsi santral garaja gidiyor. Otobüsleri Heykele, Famara'ya, merkezde Devlet Hastanesi'ne çıkıyor. Gürsu'dan kalkan arabalar 2G Şevket Yılmaz Hastanesi'ne, minibüsler Doğu Garajı'na gidiyor. Yani biz Büyükşehir'in neresindeyiz? İl miyiz, ilçe miyiz, kasaba mıyız, belde miyiz? Hiçbir hakkımız teslim edilmiyor bizim. Peki biz bunu çok sıkıntılıyız. Gürsu Yerel Yönetimi'yle, yani Gürsu Belediye Başkanı'yla paylaştınız mı? Bu konuda destek istediniz mi? Tabii. Şimdi Gürsu Belediyesi'nde yalnız bir sıkıntımız var. Rahmetli belediye başkanımız rahmetli oldu. Arkadaşımdı, çok okul arkadaşımdı benim. Hı hı. Yeni bir değerli abimiz geçti, Mustafa abimiz. Onda da aramız iyi. Paylaşıyoruz zaman zaman. Tabii bu süreçtir. Onlar da şimdi yeni yeni Gürsu'yu tanıyacaklar, belediyeyi tanıyacaklar. Tabii ki bize yardımcı oluyorlar. İlçe başkanımız Mustafa Bey'le sürekli beraberiz. Bu konuları sürekli tartışıyoruz. Ama sonuçta bir netice almak önemli. Gürsu'nun ulaşımını artık bir yere oturtturmamız lazım. Yani her yönetim değişikliği olduğu zaman ya da her el UKOME'de bir toplantı olduğu zaman bizim yani kalp krizi geçireceğiz. Kalp atışlarımız çoğalıyor. Ne olacak? Sonuçta biz sermayeli bir grubuz. Özel sektörüz. Vatandaşa hizmet ediyoruz ama buradan kendimize de geçim sağlıyoruz. Bu geçim sağlayan insanlar da diyorlar ki ya bizim sonumuz ne olacak? Biz buraya bir emek verdik, bir ücret verdik. Bunun karşılığında da kendimizi garanti altında almak isteyebiliriz. Peki geçmişte de buna benzer şeyler yaşanmıştı. Kaç minibüsü var şu an görüyorsunuz? 80 dediniz değil mi? O zamanlarda mesela belediye başkanı hatırlıyorum. Dedenizdi galiba. Amca Allah rahmet eylesin. Ferru amca. O zamanlar demişti mesela hani minibüsler birleşsin, küçük otobüsler, minibüsler olsun, daha az sayıda araç olsun ama daha büyük araçlar olsun. Ve böylece hem de belediye hizmeti vermiş olalım çağrısı da yapmıştı ama minibüsçüler ne yazık ki bu anlamda çok uzlaşıcı bir yaklaşım sergilememişlerdi. Geçmişten bahsediyorum. Şimdi 80 tane minibüsün Bursa şehir içi trafiğine, Gürsu ölçeğinde konuşuyoruz. Gerçekten yük mü yük? Yani yük. Hele ki Yıldırım bölgesi. Yani o bölgeyi hepimiz evet biliyoruz. Bir de oraya her şeyi yapmak istediler biliyorsunuz bu kenti yönetenler. Adliye de burada olsun, hastane, sağlık kompleksi de burada olsun, o da olsun, bu da olsun. Olmaz, taşımaz, taşımıyor zaten. Şimdi oradan bakınca evet minibüsler yük ama bu dediğiniz de çok akıl alıcı bir şey değil. Yani insanlar o zaman ya otobüse ya da metroya binmek zorundalar. Bursa'dan Gürsu'ya, Kestel'e gelmek için. Şimdi yaşlısı var, hastası var, çocuğu olan var, bebek arabasıyla gelen var. Yani o insanların da belediye otobüslerinde bunlarla seyahat etmesi gerçekten çok zor. Görüyoruz, yaşıyoruz. Minibüslerin olması gerekiyor mu? Gerekiyor. Bununla ilgili ya size 80 değil de 20 tane minibüs için dönüşümlü olarak belki belediye size bir yer tahsis edebilir. Der ki 20 tane minibüsünüz burada gün içinde ikamet eder, yolcularını taşır, ulaştırır. Geri kalan da metro duraklarıyla yapabilir. Yani sizin alternatifli çözümlerle yetkililere gitmenizde fayda var. Ben şimdi şöyle anlatayım size. Mesela bizim kooperatifimiz kurulduğu zaman, 87 yılında kuruldu. Bu kooperatifimiz kurulurken merkezdik biz, kasabaydık. 87 yılında kasabayken Büyükşehir'den 45 tane M plaka geldi bize, binli plakalar. Aynen. Bizim de 36 tane kendi plakamız var. Sonra 2 plaka kayboldu, 34'e düştü. Şimdi bu plakaları Büyükşehir mesela desin ki benden binli plakalarım benim mahallelerime kayıtlı. Halen de onlar Osman Gazi trafiğinden kendi işlemlerini yaptırıyorlar. Doğru. Öteki kalanlar da Gürsu Emniyetindeki evet trafikten işlem evet yapıyorlar. Alıp bunu dağıtabilir evet belki merkez evet mahallelerine. Kalan evet 34 arabada Gürsu'da sorun olmaz. Olmaz ve ama ihtiyacı karşılar. İhtiyacı da karşılar. Hı hı. Ama şimdi Gürsu'da TOKİ diye bir yatırım yapıldı. Evet. TOKİ yatırımı yani ciddi bir yatırım. Hı hı. Şu anda da 1934 tane konut vardı. Bu konutun ilavesi düşünülüyor. Hı. İlave okullar var orada. Şimdi bir okulda 400 tane öğrenci var. Bunlar da taşımayla olacak. Tabii. Yani ister istemez araç sayısı burada. Şu an bize 80 araba normal geliyor. Hı hı. Yani 10 arabamız istirahatlı geliyor. 70 araba çalışıyor. Hı hı. Şimdi yarın öbür gün bu yatırımları göz önüne aldığınız zaman araba sayısında dinlendirerek çalıştırılabilir. Dediğiniz gibi şöyle bir öneri de yapayım. 40 araba o Tatarla Köprüsü yanındaki yerden ring atsın. 40 araba terminale gitsin. Hı hı. Yani terminal niye düşünülmüyor burada alternatif olarak? Bursa'nın merkezi terminaldir. Büyükşehir Belediyesi Gürsu terminal hattında var değil mi? Bir tane araba var. Hı hı. Bir otobüs, tane araba var. Evet, otobüs çalışıyor. Saatleri belli olarak çalışıyor. Hı hı. Büyük körüklü araba. Bir de 2G araba var. Bunlar da çalışıyor. Bir de biz çalışıyoruz. Hı hı. Ama bunların güzergahları belli. Biz diyoruz ki vatandaşın istediği bu değil. Vatandaş belli yerden belli yere tek arabayla gitmek istiyor.
Yani ben bunu söylerim ya diyor, büyükşehir sınırları büyüdü artık, böyle bir taleple gelmeyin bize. Hı hı. Şimdi büyükşehir sınırları büyüdü. Biz 91'de ilçe olduk. Büyükşehir dedi gidin, siz ilçesiniz. Hı hı. 2004'te il olduk, tekrar gelin dediler. 2014'te tüm şehir olduk, tekrar bir planlama yapıldı. Biz şimdi hangindeyiz? Gidelim İlçe mi kalalım miyiz, mı? Kasaba mıyız, merkez miyiz, gidelim mi gelelim mi? Hı. Ama öteki ilçeler hiçbir bu konuma düşmedi. Hı-hı. Biz merkezdeki şoförler odalarına kayıtlıydık. 91-94 arası hepsi bizi mahkeme yoluyla attılar. Siz bizden değilsiniz dediler. Biz Gürsü Muhtelif Esnaf'a kaydolduk. 2002 yılında da ben oda kurdum. Hı-hı. Şimdi 2004 yılında merkeze bağlandık. Merkez dedi ki siz ilçesiniz, şu sınırlarla çalışacaksınız. Tamam dedik, hiçbir sıkıntımız yok. Yıl 2014, siz dediler tüm şehir oldunuz 2004. Evet. Merkez oldunuz, 2010'da tüm şehir oldunuz. Hı hı. Şimdi tüm şehir olunca önüne tabii ki Harmancı, Keles, Gemlik, İnegöl bu ilçeler de girdi. Girince bizim bu plakamız merkezde çalışsın talebimiz biraz oldu, sıkıntı oldu. Dediler ki ya sizi kabul edersek bunları etmemiz lazım. Ama şöyle var, büyükşehir içerisinde bir yapılanma var. Mesela büyükşehir 31 Mart 2014 tarihinde il sınırları ile ilgili 10 ilçe dahil edildiği zaman bir karar almış. Evet. 19.06.2014'te S plakalarla ilgili bir karar almış. Demiş ki Bursa'da 5 tane merkez ilçe var. Hı. Yeni katılan ilçelerle birlikte S plakalı araçların nasıl çalışacakları konusunda düzenleme yapılmış. Bu düzenlemede de eski İl Trafik Komisyonu'na atıfta bulunulmuş. 1994-2014 sayılı kararda Gürsü o zaman merkez sayıldığı için Osman Gazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsü ve Kestel dışında kalan ilçelerde kayıtlı S plakaları ancak kendi ilçelerinde çalışabilir. Yani Gürsü ve Kestel merkezde çalışabilir demiş. Evet. 2014 Mart ayında, 31 Mart'ta almış bu kararı Büyükşehir. Ama şimdi çalışamaz diyor. Şimdi dönün bu tarafa, ben size bir örnek daha vereyim. 2015 yılında bir yönetmelik daha çıktı. Burada taksilerle ilgili bir yönetmelik çıktı. Evet. Benim taksilerle ilgili de üyelerim var. Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer dışında kalan taksiler merkez ilçe kabul etmeyip ön kapı, tavan ve bagaj kapısı siyah ve araba etrafı da siyah kuşak çekilecek deyip ruhsat talebini bu şekilde değerlendiriyorlar. Hı hı. Şimdi taksilerde merkez değiliz. 3 merkez ilçe var. Servislerde merkeziz. Evet. 5 merkez ilçe var. Minibüslerde ne olduğumuz belli değil. Hı hı. Yani şimdi burada da bir karmaşa var. Bu karmaşanın çözülmesi için Büyükşehir Meclisi ciddi bir karar alması lazım. Merkez 3 mü, 5 mi, 17 mi? Hı hı. Yani bunu şimdi servis plakalarında Büyükşehir satıyor, plaka satıyor. Evet. En son 212 artı KDV'den plaka sattılar. Tabii Büyükşehir'in kendi tasarrufudur, saygı gösteririz. Ama bu plakalardan hiçbir zaman Gürsü ilçesi plaka alamadı. Neden? Merkez kabul edildi. Hı, vermediler. Siz merkezin dibindesiniz. Hı hı. Siz zaten yarın öbür gün merkeze dahil edeceksiniz ilçe olduğumuz halde. O zaman ilçeydik. Hı hı. Vermediler. Talepte bulunulduğu halde. Kesinlikle bu kararlar var. Bizim taleplerimiz var, dilekçelerimiz var. Kesinlikle kabul etmediler. Ama merkezin içinde de yani taksilerle ilgili böyle bir karar, servislerle ilgili böyle bir karar, minibüslerle ilgili böyle bir karar. Burada bir karışıklığı çözmek lazım. Büyükşehir Belediye Meclisi bunu çözebilir. Hı hı. Bu konuda çözülmüyor bu. Belediye Başkan Vekili biliyorsunuz Gürsulu. Atilla Ödünç size yardımcı olmuyor mu bu konuda? Ya kendisini sık sık ziyaret ediyoruz, bu konuları dile getiriyoruz ama yani Büyükşehir'de bu gündeme geri bir türlü çözüme ulaşmadı. Yani her meclis toplantısında ya da her UKOME toplantısında doğu etabıyla bir şey gündeme geldiği zaman Aysun Hanım inan olsun yani çok sıkıntı yaşıyoruz. Ticaret erbabıyız. Ticarette biliyorsunuz herkesin malı mülkü kendine değerlidir bizim üyelerimizde. Ne olacağız? Bu yatırımımız nereye gidecek? Şimdi herkes belediyeden alım satımı belediyenin bildiği bir şekilde arabaları devir veriyor. Tabii. Bunlar devam ediyor. Siz geçmişe dayalı olarak 1986'da M plakası kararı çıkmış. Bursa'da ilk alanlar Gürsullardır. Yani size isterseniz bir resim takdim edeyim. Evet, bir fotoğraf var gerçekten. Gürsu'nun en eski ulaştım. Taşıma yapan ilçelerinden bir tanesiyiz. Evet. Arkadaşlarım şey yaparsa bunu yakından gösterelim. Şu anda o abimiz 85 yaşlarında sağdır. En eski üyemizdir. Arabamızın marka bunlarla modeli... Bu arabalarla mı taşınıyordu? Aynen öyle. Bu arabalarla Gürsu'dan Bursa'ya heykele biz 4 yıl dediğimiz
Şu anda Özel Hayat Hastanesi'nin o bölgeye. Özel Hayat Hastanesi'nin ordu olduğu yere taşıyorduk. Evet. Ve bizim halkımızın gitmek istediği bölge orası. Ama şimdi orası da artık Bursa'nın tamam, göbeği. Yani böyle ettik. Bir şey ama mümkün değil. Ama biz şeye gelelim diyoruz. Yıldırım Belediyesi'nin etrafından o dönüş yapalım. O da şu an eski Bursa yolu çok Bursalılar bilmez. Sizler, bizler biliriz. Tatarlar Köprüsü Bursa'nın çevre yolları açılmadan önceki Bursa'nın giriş yoludur. Evet. O Tatarlar Köprüsü dediğiniz yol Bursa'nın giriş yoludur. Hı hı. O şu anda atıl vaziyette pek trafik olmayan bir bölge. Ben sürekli geziyorum orada da dolaşıyorum. Biz dedik ki o bölgede ticaretimizi yapalım. Yani durmadan yapalım. Hiç ring atalım. Duraklama yapmadan. Tamam. Belli araç sayımızı verelim. Mesela 40 arabamız oran dönsün. Belli arabalarımızı da başka yere gönderelim. Ona da mı hayır denildi? Yani bir talebimiz değerlendirilmedi bile. Çünkü biz burada talep edip, siz diyorsunuz ya minibüsçü hep sorunla mı geliyor ekranlara? Hı-hı. İşte sıkıntılarla mı geliyor ekranlara? Hayır, minibüsçü iki ortaklı otobüse evet dedi. Hı-hı. Belediye bize 8+1 teklif etti. Evet, buradan söyleyeyim 8+1. 8 minibüs. 8 minibüse bir otobüs teklif edildi. Hmm. O da nereye kadar biliyor musunuz? O Hayat Hastanesi'nin daha altını, Demirtaşpaşa Hamamı var ya. Evet. Oradan dönebilirsiniz. Yeni halin önüne dedi. Yarın öbür gün Büyükşehir Belediye planladığı için oraya. Hmm. Ancak orası merkez sayıldı. Gürsü'ye. Yani şimdi hem fedakarlık bekleniyor. Fedakarlık beklendiği yerde ama merkez dahi teklif edilmiyor. Şimdi tabii hani... Bursa'da bir biliyorsunuz santral garajda bulunan minibüslerin kaldırılması gündeme gelmişti ki gerçekten buna ihtiyaç var. Çünkü trafiği çok yoğunlaştırıyor o bölgede. Ama mahkeme kararıyla ki o kararda şu an o kent meydanında tabelada asılı. Minibüsçüler yolcu taşımaya devam ediyorlar. Trafik keşmekeş içerisinde olsa bile. Şimdi kent içi trafiğine araç sayısını ne kadar azaltırsa kenti yönetenler tabii ki biz vatandaşlar olarak özel araç sürücüleri, toplu taşıma araçları çok daha rahat ediyoruz. Daha rahat bir kent, daha sakin bir kent yaratılmış oluyor. Ama ne yazık ki bu mümkün olmadı Bursa'da. Ne dolmuşlar kalkabildi, ne minibüsleri kaldırabildiler. Sonuç itibariyle şu anda kentin her tarafında özel araç, otobüs, minibüs, taksi, dolmuş her şey var. Yetmedi İpek Böceği de var şu anda tur atıyor. Dolayısıyla korkunç bir araç yoğunluğu var bu kentte. Dediğinize katılıyorum. Yani santral garaja gelmeyebilirsiniz ama daha gerilerde, Yıldırım bölgesinde, o dediğiniz yer Tatarlar civarı falan filan. Ama bunlarla ilgili sizin böyle çok seçenekli alternatiflerle gerçekten masaya oturup yumruğunuzu vurduğunuz anlar oldu mu? Yani ona gidiyoruz, görüşüyoruz, ziyaretlerimizi aksatmıyoruz. Bunlar çözüp olmamış. 5 tane maddeyle... Biz Kestel Oda Başkanlığı'yla beraber bir heyet oluşturduk. Evet, birlik oldunuz mu yani? Büyükşehir Belediyesi'ne gittik, basın açıklaması yaptık. Yaptınız, tamam. Arkasından başkanlarımıza ulaşmaya çalıştık. BESOP binasının önünde yer kiraladık. BESOP'un otoparkını Arif Tak, BESOP Başkanımız, buradan kendisine teşekkür ederim. O destek oldu bize, önündeki binayı kiraladık. Protokol yaptık, gittik Büyükşehir'e teklif ettik. Dedik ki biz buraya protokol yaptık. Sen bizi Doğu Garajı'ndan çıkartıyorsan biz de burada hizmetimize devam edelim. Sayılarımızı sen belirle. Bu konuda bize destek ol. Bunu yaptık. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi hiç esnaf dikkate alınıp da çözüm getirilmiyor. Tabii ki yani, sonuçta sizler de emek üretiyorsunuz, ev geçindiriyorsunuz, çoluğunuz çocuğunuz var, para kazanacaksınız. Bu dikkate alınsa çözüm olur. Bu dikkate alınmıyor. Şimdi bana 8+1 teklif edilirse bu nasıl dikkate alınacak? Anladım. Şimdi 8 kişi, abi kardeş bir arabada geçinemiyor. 8 kişi nasıl geçinecek bir arabada? Bunun kazancı ne olacak? %18 KDV'si, %13 artı kirli paradan kesintisi, biz otobüslerin halini gördüğümüz zaman otobüse girmeye sıcak bakmayız ki. Bir de siz dediniz santral garajla ilgili, Bursa Minibüsçü Odası Başkanı arkadaşımız o konuyla ilgili ne kadar çaba sarf etti, ne kadar uzlaşı için belediyeye gitti bir bilseniz. Belediyeye o teklif yapıyor. Almanya'nın arkasında 5 yoldan gelen arabalarla ilgili teklifleri var. Onlar da yer aldı oradan. Evet. Belediye yazdılar. Bizimle aynı konuyu da oradan biliyorum. Yani ben onların konularına girmek istemem. Ama onlara da teklifleri kabul edilmedi. Esnaf burada çare, o sizin dediğiniz alanı boşaltıp mahkeme kararının yerine çare üretti esnaf. Evet. Mesela Menos'tan köprünün altından geçip ring dönmek istedi. Biz de bir şekilde, hani herkes bir çare üretiyor. Üretmiyor değil. Minibüsçü sadece ben günümü kurtarayım da gerisini olursa olsun düşünmüyor. Ben de burada pay sahibi olayım diyor. Evet, konuyla ilgili bir izleyicimiz hattaymış, Tarkan Yıldırım. Buyurun Tarkan Bey. Hattayım.
İyi günler, hayırlı yayınlar dinliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Şu anda az önce trafikteki yoğunluktan ötürü minibüsler, taksicilerle ilgili söylediğiniz şeye katılmıyorum. Bu yeşil otobüslerin, belediye otobüslerin, sarı otobüslerinin Kızılay çevresinde, heykel çevresinde, diğer bölgelerde, santral garajda yaşattıklarını görmezlikten geldiğinizi belirtmek istedim. Onun için sizi rahatsız ettim. Görmezden gelmemiz mümkün değil Tarkan Bey. Hepsini görüyoruz. Onu anlatıyoruz işte. Yani bu kadar yoğun araç trafiğini bu kentin yolları kaldırmıyor. Ne dediğinizde otobüsler, ne minibüsler, ne dolmuşlar. Biliyorsunuz bu kenti yönetenler dolmuşları kaldıracağız diye açıklamalar, beyanatlarda bulundular. Ama dolmuşlar çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi dolmuşçu esnafı buna kızacak ama. Ben de size katılıyorum da. Şu anda yani şu anda belediyenin de eksikleri var. Otobüslerinin kendi sarı otobüslerinin de çalıştığı bölgelerde ne otobüs durakları uygun, yol üstünde, şeritlerin üstünde yapılmış otobüs durakları var. Hı hı. Hiçbir tarafta cep yapılmamış. Ne minibüslere ne de diğer dolmuşlara herhangi bir cep yapılmamış, uygulanmamış. Bunu takip ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Yani trafik sorunları bundan kaynaklanıyor bana göre. Doğrudur. Belediyenin bunları ele atması lazım. Evet, el atılması gereken çok sorun var. Bizler de bunları bir dile getirmeye çalışıyoruz sizler aracılığıyla. Teşekkür ediyorum katılımınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Merci. Bakın şöyle bir şey ekleyeyim ben. İzleyiciler her zaman haklıdır. Yani izleyicilere ne dersek onlar çünkü ulaşımı kullanıyorlar. Nilüfer tarafına da bakabilirsiniz. Yani Nilüfer tarafı da Bursa'nın bir parçası. Orada da minibüsler çalışıyordu. Belediye minibüsleri iptal etti. Hı hı. Bugün paralel çalıştırdılar otobüsleri. Sonra dikey, pardon, baştan dikey çalıştırdılar. Okay. Sonra tekrar kentin içine soktular. Ve bugün lamba olmayan Bursa, İzmir, Ankara yolu lamba yok. Hı-hı. Bilirsiniz trafik Hı-hı. ışıkları yoktur. Hı-hı. Ama Acemler Kavşağı'na geldiğiniz zaman saatlerce beklersiniz kuyrukta. Yani orada da hiç minibüs yok. Hı-hı. Ankara yolunda diyorlar ki yolu minibüs sıkıştırıyor. Bakın Bursa'da toplam minibüs sayısı İstanbul ve Ankara yolunda toplam 740 olması lazım. Bugün sabah sadece servis olarak 5000 tane normal resmi belediyenin sattığıyla beraber servis plakası var Bursa'nın merkezinde. 2000 tane de ilçelerden gelen arabalar var. 7000. 1000 küsur da servis şirketlerin üstüne olan servis arabaları var. 8000, 9000 servis arabası her sabah, öğlen ve akşam trafikte. Onlar da bizim üyelerimiz, saygı gösteririm ama trafiği minibüsçü sıkıştırmıyor. Hı. Toplam bizim buradaki payımız 740. Gürsu'dan başlayın, Kestel'den, Santral Garaj, buradan Demirtaş, Alaşehir'e kadar bakın. Hı. 740 minibüs var. Yani 300 minibüs Ankara asfaltının doğu tarafında var. Ya da 200 küsur minibüs. Evet. Bu minibüslerin yani sıkışık dediğiniz yolun sağ tarafından giderseniz devamlı olarak açıktır. Yolun her zaman sağ tarafı ticaret yapan esnaf kapatmaz yolunu. Siz sol tarafta küçük araçlar, binek araçlar, onlarla trafik sıkışıyor. Herkes bireysel olarak arabasından şehre gelmek istiyor. Bugün Büyükşehir'de otopark yok. Büyükşehir'de arabanızı bıraktığınız zaman güvenliği söz konusu oluyor. Ya da şöyle söyleyeyim, heykelin her yeri otopark oldu. Öyle söyleyeyim yani. Öyle, her yollarda otoparklar oldu. Hepsi otopark. Bugün Gazi Caddesi'ne giremezsiniz, Atatürk Caddesi'ne giremezsiniz. Hı. Neden? Sağlı sollu otopark, burpark var. Hı hı. Yani belediyede burada kendi şirketleri var. Hı hı. Biz şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ben bir firmayım. UKOME'ye gidiyorum. Daha doğrusu giremiyorum. Bizi kabul etmiyorlar artık UKOME'de. Bir temsilci kabul ediyorlar. Zaten bu sıkıntılarımızın da en büyük sebeplerinden bir tanesi nasıl budur. Nasıl, anlamadım? Şimdi UKOME bütün oda başkanları ya da ilçelerinden, merkezlerinden sorunlarını taşımak için gelen esnafın temsilcilerini evet. kanundan alıyordu eskiden. Biz evet. hepimiz belediyeye gidip derdimizi kurula anlatıyorduk. Evet. Ama şu anda federasyon temsilcisi dışında kurula kimse giremiyor. Biz gittiğimiz zaman kapının önünde fikrimizi belirtiyoruz genel sekreterimize, UKOME daire başkanımıza. Yani onların girişte yakalıyoruz onları, ancak o zaman anlatıyoruz. Sizi toplantıya almıyorlar. Almıyorlar, bu da bizim için. Peki o temsilci sizleri dinliyor mu? Sizin sesiniz oluyor mu? Olmaya çalışıyor. Ama ne kadar olur? Çünkü o da haklı kendi çapında. O sadece o taksicilerle ilgili oda başkanı ki arkadaşımız. Her mahallenin otobüslerini, her mahallenin minibüslerini, her ilçenin minibüslerini, servislerini nereden dakikası dakikasına ezberine tutacak bilemez. Bilemeyeceği zaman da hazır belediye bunu yakalamışken istediği kanunları çıkartabiliyor burada. Biz de burada zarar görüyoruz. Peki siz Gürsü ve Kestel olarak böyle bir birlik içerisindesiniz. İnegöl de aynı yerden dediniz. Yenişehir de aynı yerden, Doğu Garajı'ndan kalkıyor.
Onların tepkisi yok mu? Onların tepkisi, sıkıntısı yok. Çünkü onların mesafesi fazla geliyor kendilerine. Onların doğu garajına gelmelerine gerek de yok zaten. Aktarma merkezlerinden gelebilirler. Ama biz Kestel'le Gürsü olarak Büyükşehir'e birleştik. Birleştiğimiz için yani dibimiz, yani İsebey bizim mahallemiz. İnegöl de Büyükşehir'in artık. Ama dediğim gibi biz 2004'te Büyükşehir olduk. Kendimiz tartışmalarımızı bitiremezken 2014'te tüm şehir yasası çıktı. Ama biz şimdi 2004'ten Büyükşehir olduk. O zaman bizim ilk önce haklarımız teslim edilseydi de ondan sonra bu kanun çıksaydı. Biz olamadık. Şimdi diyorlar ki herkesle beraber olacaksınız. Bakın şöyle bir şey de anlatayım size. Mudanya'da feribotu taksi yetmedi. Büyükşehir taksilerini Mudanya'da çalıştırıyor. Ama bizim taksiler Büyükşehir'e girdiği zaman siz ilçesiniz, gelemezsiniz diyorlar. Yani harmancıkla bir tutuluyoruz. Var yani. Harmancıkla bir tutuluyoruz. İnegöl'le bir tutuluyoruz. Ama biz değiliz yani, organize sanayi bölgemizle, Gürsu ilçemizle biz tam teşekküllü bir ilçeyiz. Bugün devlet hastanemizin temeli de atıldı. Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi. Yani yarın mesela bugün şundan da korkuyorum. Ama. 2G arabaları bizim Şevket Yılmaz'a gidiyor. Diyecekler ki size hastane yaptık, gelmesin. Bizim amacımız hastaneye gitmek tabii ki ihtiyaç, ama ana yolda da bizim insanlarımız inip biniyor. Sonuçta biz büyük şehrin bir parçasıyız. Bu parça olarak görünürse çözüm olur. Tabii büyük şehirde çalışan, ekmeğini kazanan binlerce insan var Gürsu'da. 96'da Doğu Garajı'na biz girdikten sonra, 96'ya kadar bir santral garaj dedik. 96'da girdikten sonra inanın insanların hepsi iş yerlerini Doğu Garajı etrafında oluşturdular. Oralarda işe girdiler. Neden? Tek arabayla gidip gelelim diye. Bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı ve de maliyet. Görmezlikten yani yol gelemeyiz. Yol parası ciddi bir yekün tutuyor vatandaşın, evet, nezdinde çok ciddi de. Bir birkaç araçla seyahat ettiğinde çok ciddi paralar ödüyor yani. Şimdi düşünün, konudan konuya geçiyoruz ama tabii ki sıkıntılar çok. Ne yapayım, ben de aklıma geldikçe anlatıyorum. Şimdi Burlaş tabii ki Bursa'nın ana aktörüdür. Saygı duyarız. Burlaş genel müdürü ya da temsil ettiği arkadaşımız UKOME kurulunda alt komisyonda, üst komisyonda görevli. Şimdi konu geldiği zaman kendi şirketinin lehine bakıyor olaylara. Evet. Biz de orada şimdi görevli olmadığımız için biz de kendimizi savunamıyoruz. Ama Büyükşehir şuna bu gözle baksa, dese ki Burlaş bir şirket, tamam benim ana yükleyicim ama sonuçta bir şirket. Benim esnafım da ya da otobüsçüm de bir şirket. Onları da öyle görüp onların kendi aralarındaki anlaşmazlığı Büyükşehir bir heyetle çözse. Yani taraf gibi değil. Yani ben Büyükşehir'im, Burlaş benim ana gövdem, siz zarar veriyorsunuz dememesi lazım. Yani iş olan bölgeye de minibüsü, esnafı otobüsünü koysun. İş olmayan bölgeye de kendi arabasını koysun. Bunu böyle daha değerlendirirse bu kentte, çözüm olur. Bu kentte ve bu kentte yaşayan insanlara hizmet veren hiç kimse bu kentin yükü değildir zaten. Olmamalıdır. Sonuç itibariyle siz ve arkadaşlarınız tabii ki binlerce insanı sabah akşam, sabahın çok erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar ulaşım hizmeti veriyorsunuz. Bunu hiç kimse yadsıyamaz, görmezden gelemez. Ama burada bence Gürsu yerel yönetiminin ve Gürsu'da siyaset yapanların ciddi bir eksikliğini gördüm anlattıklarınızdan. Onlar da sizinle beraber kol kola girip bu problemi Büyükşehir'le çözme konusunda, UKOME ile çözme konusunda çaba sarf etmeliler. Ama yani daha siz hala anlatma aşamasındasınız bunları. O insanlara kabul ettirme çabası içerisindesiniz. O yüzden bence daha çok yolunuz var. Bu iş çok kolay çözüleceğe benzemiyor. Bir de şimdi Gürsu'ya, demin de dedim, Türkiye'nin en çok göç alan ilçesi. Tokis ile, mahalleleriyle. Şu an Gürsu'da arsa bitti. Öyle anlatayım size. Arsa kalmadı. 80 bin nüfus hızla çoğalıyor. Türkiye'nin en çok göç alan ilçesiyiz. Bu ilçeye gelenler ilk önce ulaşıma bindikleri için bize soruyorlar. Diyorlar ki ya bu ulaşımcılar merkez noktasına neden gitmiyorsunuz? Niye biz buraya oturduk, cezalı mıyız? Yani biz Gürsu'ya göç ettik diye sıkıntımız mı var? Bunu bize soruyorlar. İyi de bu sorunun muhatabı siz değilsiniz ama. Ama Gürsu'yu onlar Bursa'nın merkezi diye geliyorlar göç ettikleri zaman. İşte gelince geldikleri zaman görüyorlar Gürsu'nun nerede olduğunu. Peki, bu konuyla ilgili umarım en kısa zamanda sorunlarınızı çözersiniz. Şu anda Doğu Garajı'na geliyor musunuz? Evet, şu an Doğu Garajı'na geliyoruz ama... Ne zamana kadar? Ayın 15'inde de bir toplantımız var. UKOME Alt Komisyonu'nda. UKOME Alt Komisyonu şöyle bir toplantı talebinin maddesinde geldi bize. İlçelerden, mahallelerden kent merkezine gelen toplu taşıma araçlarının merkezlerine son durak yerlerinin yeniden değerlendirilmesi talebi. Bu Perşembe günü bununla ilgili toplantı var. Sizin vesilelerinizle de biz Büyükşehir'deki değerli başkanımıza seslenmiş olalım bu konuyla ilgili. Recep Altepe bu konuda çok duyarlıdır. Bizim de sesimizi duymasını istiyoruz.
Biz Gürsu'da oturursak da onun da vatandaşıyız. Gürsu, Bursa'nın bir parçasıdır. Bize de o gözle bakmasını diliyorum. Recep Altepe'ye sesleniyorum buradan. Bize de yardımcı olsun. Peki. Çünkü çok sıkıntımız var. O her konuda kendine ulaşanlara bir çözüm buluyor. Biz çok yoğun olduğu için bu aralar pek ulaşamıyoruz kendisine. Ayaküstü de görüşmek olmuyor. Bu bir projedir esasında. Bize sürekli deniyor, bir projeyle gelin, bir projeyle gelin. Ama biz proje yapmaktan artık harita mühendisi olacağız neredeyse. Yani biz proje yapıyoruz. Ama projelerimize bir de çözüm yapsınlar. Biz onun için mücadele ediyoruz. Evet. Ama Gürsu'nun hakkı kesinlikle kısa mesafeler değildir. Gürsu'nun hakkı kesinlikle Bursa'nın merkezinden kopmamaktır. Kimin ne hakkı varsa Gürsu bunlardan önce bu taşımacılığı yapıyordu. Bu taşımacılığı hepsinden fazla biz yaptık. Araba çıktığından beri, motorlu taşıyıcılar çıktığından beri biz kooperatif ve ondan önceki üyelerimizle beraber halka hizmetimizi devam ettirdik. 80'li yıllardan sonra belediye geldi Bursa'ya. Evet, evet. 80'li yıllardan önce hep biz vardık. Doğru. Umarım hakkınız en kısa zamanda teslim edilir. Gürsu halkı da istediği şekilde ulaşım hizmeti alır. Teşekkür ediyorum ben katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hak tanıdığınız için. Sağ olun. Estağfurullah. Evet sevgili izleyiciler, günaydın. Kısa bir aradan sonra yine devam edecek. Islanmayın. Tam hasta olma havası, aynen. Siz öyle mi? Tamam, ben de böyle. Geliyor mu? Gel gel, gir altına. Gelmiyor değil mi? Tamam, süper. Yok, ben ıslanmıyorum. Ya, ıslanmaman için yapıyorum. Ne oldu? Gidersin de ıslanırsın, o yüzden. Yok, sorun değil. Tamam, gel. Yok, sorun değil. Arkadaşım da geldi. Ha, o da gelsin. Tabii canım, gel. İki kişilik ya. Gel. Olsun, gel gel. Islanma. Nereye kadar gidiyorsun? Sosyaya geç. Nasıl? Ben iyiyim işte öyle. Şemsiye tutuyorum insanları ıslanmasın diye. Sevap point. Sevap point kazıyorum aynen. Sen bana sormuyorsun falan diyor, biliyorum. Çok yağmur ya. Yağıyor da saçların ıslanmasın diye. Geliyor mu hala? Geliyor mu? Amacını da çözemedim ama. Hani yağmur yağıyor gerek ya. Gerek yok sağ ol. Hakkımız var. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler tepkiniz için. Gel gel. Bir diğer taraftan gel. İyi değil mi? Saçın efsane şimdi, ıslanmasın. Bayağı şeydi. Şurada çamur var. Gel şu taraftan geçelim. Islanmıyorsun değil mi? Tamamdır. Ringe mi? Arkadaşı bekleyeceğim abi. Arkadaşım. Yani nereye kadar bırakayım seni? Şuraya kadar bırakabilirsen çok iyi. Tamam. Yağmurdan kurtaracağım ben. Gelin gelin. Doluşun. Geliyor mu? Dur. Bu taraftan gidelim. Ha. İyi mi? İyi değil mi? Hı. Şöyle. Yani bu sen mi hastasın? Gel. Hasta. Gelmiyor değil mi sana şu an? Tamamdır. İslanma, ıslanma, dur gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ringe mi? Evet. Çok uzaktaymış. Geliyor mu? Gelmiyor değil mi şey? Yağmur ya. Yok yok. Ha, iyi ya. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yok ya, hızlı yağıyor, sağanak ya. İslam var. Var mı şapkası onun? Var. Bu kırılacak çünkü. Çok teşekkür ederim. Kendimi sağlam aldım. Tamam. Şu an sen yeni insanları kurtarabilirsin. Tamamdır. Teşekkürler.